mühsen olursa, mühsen ki yani evli adam olursa, onun cezasını. Babu haddi zani el mühseni ma huwa. Mühsen olan, başından nikah geçmiş olan bir adamın zina, bir adam zinada bulunursa buna ne ceza terettüb eder? Bugünkü derste de bunu beyan edecek. Haddesena Yunusu kâle haddesena ibn Vehbin kâle semi'tu ibn Cüreycin yuhaddisu an Ebi Zübeyr an Cabirin enne racülen zena. Cabir radıyallahu anh diyor ki bir adam zina etti. Fe'emara bihin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ona emrettik. Fe'cülide celde vurdular. Yüz değnek vurdular. Sümme uhbira, sonra Peygamber Efendimiz'e haber verildi ki ennehu kad kâne ahsen. Ya Resulallah, bu adam bekar değildi, bunun başında nikah geçmişti. Haber verdikleri gibi fe'emere bih sallallahu aleyhi ve sellem emretti, fe'rücüme recmin edildi. Evvelden bekar zannetmiş Peygamber Efendimiz, ona yüz değnek vurdurmuş. Sonradan demişler ki ya Resulallah, bu mühsen, mühsen yani başında nikah geçmiş bunu. Öyleyse götürün recmedin, götürdü recmettiler. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi diyor ki fezehebe ile hâza kavmun. Bir cemaat buna zahip oldular. Fekalu dediler ki hâkeze haddül mühsen. Mühsenin haddi böylecedir. İzâ zena, zina ederse el celdu ve recmu cemî'an. Evvela yüz değnek vurulur, sonra da aynen bekardaki dava gibi oldu. Bekar olursa yüz değnek vurulacak, bir sene sürgün edilecek. Yok, evli olursa celde vurulacak, sonradan da rejim edilecek. Burada bu hadisten aldılar. Adama yüz değnek Peygamber Efendimiz vurdurdu, sonradan dediler ya Resulallah mühsen idi, öyleyse rejim edin, öyleyse ikisi cem edilir dediler. Ve halefen fî zâlike âkherûn, ulemanın diğerleri bu cemaate muhalefet ettiler. Fekâlu dediler ki bel hadduhu, o mühsen olan adamın haddi er-recmu, recm etmektir. Dûnel celdi, değnek vurmaksızın, değnek vurmadan değil, hiç hacet yok ama onu recme başlarlar, recm ederler. Ve kâlu buyurdular ki kad yecûzu caizken yekûnen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ola innemâ recmehu, o adamı recm etmiş ola lemma uhbire, vaktaki haber verildi ennehu mühsen. Niçin rejim etti? Çünkü evvela bekar zannetti. Peygamber Efendimiz yüz değnek vurdurdu. Sonradan haber verdiler ki hayır, bu mühsen idi. Mühsen başında nikah geçmiş. Ha, onun için onu rejim ettirdi. لَاَنَّ الْجَلْدَ الَّذ۪ي, o değnek ki kâne oldu. جَلَدَهُ اِيَّهُ, ona yüz değnek vurdular. Bu oldu. لَيْسَ مِنْ حَدِّهِ فِي شَيْءٍ, onun haddinden bir şey değil. Onun haddi nedir? Rejimdir. O yüz değnek iş boşuna vurulmuş oldu. لَاَنَّ حَدَّهُ, onun haddi كَانَ الرَّجْمَ, rejim idi, دُونَ الْجَلْدَ, değnek değil. Caiz ki bunun için Peygamber Efendimiz evvela bilmedi, sonradan mühsen olduğunu haber verince rejim ettirdi. وَيَجُوزُ caizken يَكُونَ رَجَمَهُ, onu rejim etmiş ola لَاَنَّ ذَٰلِكَ الرَّجِمْ, o rejim هُوَ حَدُّهُ مَعَ الْجَلْدِ. Bir de caiz ki sizin dediğiniz gibi Resulullah Efendimiz onu celd etti, yani değnek vurdurdu, çünkü onun şeysi, cezası hem celde hem de rejim. Bu da iki ihtimali de var. Var ama şimdi başka delillerle teyit edecek kendi kavlini. وَحْدَجَّ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْاُولَى اَيْذَا لِقَوْلِهِمْ, birinci kavl sahipleri kendi davalarına delil getirdiler. Yani hem yüz değnek vurulacak, sonra da rejim edilecek diyenler. بِمَا, bir hadisle ihticac ettiler ki حَدَّسَنَا يُونُسُ قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن حفان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقولون طيروا عني سيد بندن alınız, öğreniniz ahkam-ı ilahiyeyi. جعل الله لهن سبيلا, Cenab-ı Hak o kadınlar için bir sebil kıldı, yol kıldı. البكر بالبكر يجلد وينفى, bekarlar zina ederlerse onlar yüz değnek vurulur ve sürgün edilir. Ve seyyibu bis seyyibi yücledü ve yurcem, evliler birbirleriyle zina ederlerse yüz değnek vurulur, sonra da rejim edilir. O birinci mekale sahipleri, birinci söz sahipleri işte bu hadisle
istidlal ettiler. Übadet ibn-i Samit'ten geliyor bu rivayet. Haddesena Salih ibn-i Abdirrahman kâle haddesena Sa'id ibn-i Mansur kâle haddesena Hüseymin kâle akberena Mansur ibn-i Zâzân anil Hasan kâle haddesena Hattân ibn-i Abdillâhi r-Rakkâşi an Übadet ibn-i Samit kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kûzû anni, siz benden alınız. Fakat cealallahu lehunne sebîlâ, Cenab-ı Hak kadınlar için sebil kıldı, yol kıldı. El bikru bil bikri, bekarlar zina ederlerse onlar revolucudur. Celdü mi'e ve tağribu amin, yüz değenek vurmak, bir senede gurbetleştirmek yani sürgün etmek. Ve seyyibu bi seyyib, evliler de zina ederlerse celdü mi'e var racmı, yüz değenek vurulacak, ondan sonra da recm edilecek. İşte bunlar nedir? O hadisi şeriflerine biz istidlal ederiz ki diyor, bu iki ceza birleşecek. Bekarda iki ceza. Hem yüz değenek vurulacak hem sürgün edilecek. Evlilerde de iki ceza. Yüz değenek vurulacak, sonradan da recm edilecek. Galu, o birinci mezhep sahipleri dediler ki tebihadan yapıyor. İşte biz bu hadisi şeriflerle hükmederiz. Nera, biz görürüz ki en yücledel mühsen, evli olan bir adam evvela cel doluna, yüz değenek vurula, sümme yürüceğim ba'de zalim, ondan sonra da recm vuruna. Kema kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nitekim Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. Ravi kim? Übadet ibn-i Samit radıyallahu teâlâ. Peki bunların delillerini getirdiler, davalarını ispat ettiler. Öteki taraf, onlarla mı kalacaklar? Tabi onlar da bir delil getirecekler. Onların dava delilsiz olmaz. Ve kâne minel hücceti lil âkherine, öteki alimlerin hüccetindendir. Aleyhim, bu birincilerin aleyhine, fizalik bu mesele hakkında. Ma bir rivayeti kadraveynâhu, İmam-ı Tahavi diyor, biz rivayet eyledik en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den, fi emrihi, Peygamber Efendimiz emretti ya, kime? Üneysen, Hazreti Üneysen. Öyle Üneys ki, el-Eslemiyye, Üneys de Eslem kabilesindenmiş. Neyle emretti? Bir rejmil mer'etilleti, şöyle bir kadını rejmide emretti ki, emerehu en yağduve aleyha. Üneys emretti ki, git kadına uğra. Feyer cümha, onu rejmet, beni itiraf et. Onu itiraf ederse, onu, evet, en yağduve aleyha, feyer cümha. Yağduven üzerine yapın. Ona gide ve itiraf ederse onu rejmeder. وَلَمْ يَأْمُرْهُ Hazreti Peygamber Efendimiz Üneys'e emretmedi. اَنْ يَتْلِدَهَا Evvela yüzde yenek vur, sonradan da rejmet demedi. Git rejmet dedi. Eğer celde lazım gelseydi derdi ki git o kadını itiraf ederse evvela yüzde yenek vur, sonradan da rejmet demedi. Yani demediğine göre rejimden başka bir şey yok. وَقَدْ زَكَرْتُ ذَٰلِكَ بِيْسْنَادِهِ فِي الْبَابِ الْاَوَّلِ Bab-ı evvelde bu hadisin senetleriyle beraber ben zikreyledim. Ve fî zâlike el-hadîsi eyzâ, bu hadiste yine olucudur ki ennellezî kâme ilennebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e kalkıp da sual eden adam, kâle lehu Resulullah Efendimiz'e dedi ki inni se'eltu ricâlem min ehlil ilmi, ehli ilimden bir takım adamlara sordum. Fe ehberûni, bana haber verdiler ki anne alem ra'ati hada, şu adamın ailesi kadının üzerine orucudur, recim orucudur dediler. O zani olan çocuğun babasıydı o. Evet, ben onlara sordum, onlar böyle dediler. Velem yezkur ma'bul celde, o ulema demişler ki o kadına recim var, recimle celde var demediler. O ehli ilim de ona öyle öğretmiş, demişler ki buna recim var bunun ailesine. فَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz de o diyen adama itiraz etmedi ki o ehli ilim yanlış söylemişler. Evvela yüz değenek vurulacak, sonra rejim edilecek, böyle bir şey dedi mi? Yok. Demek ki o ehli ilmin dedi ki doğru. O kadın rejim edilecek, yalnız rejim, celt yok. Evet. فَدَلَّهَا da bu delalet etti ki اَنَّ جَمِيعَ مَا كَانَ عَلَيْهَا o kadının üzerine olan cezanın hepsi minel celdi fizzina ellezî kâne minhâ
Minel celdi değil o. Bak burada yanlış. Minel haddi. Allah. Bu metfacileri insaf versin. Cedd değil ki minel haddi hadden. Fiz zina zinada. Aleyha kadın üzerine zinada tereddüt edecek haddin hepsi evet. Huve recme recim oldu. Dünel cedd cedd değil. Yani o kadına tereddüt eden cezanın hepsi nedir? Bir rejimdir, cedd değildir. Tesayyiddiniz mi? Ceddi, haddi, yaşam. Biraz da benziyor. Bir lam ziyade koymuş, bir de nokta koymuş. Vakat şedde zâlike eyza. Bizim bu davamızı teyit etti. Ma ul bir hadisi kad ruvyan Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Fî mâ feale işledik şeydi. Kime? Bî mâ'izin radıyallâhu anh Hazreti Mâ'ize. Bu Hazreti Maiz'in meselesi çok mühim bir meseledir. Hazreti Maiz Ashab-ı Kiram'dan zina sadir oldu kendisinden. Dedi ki eyvah ben bu günaha müptela oldum. Ben bu günahla ahirete gitmem. Geldi Hazreti Ömer'e dedi ki ya Ömer dedi benden zina sadir oldu ne yapacağım? Dedi ki kimseye söyleme sükut et Allah'a tövbe istiğfar et. Kanaat etmedi kendisi. Gitti Hazreti Ebu Bekir'e dedi ki ya Ebu Bekir dedi ki benden zina sadır oldu ne yapacağım? Dedi kimseye söyleme sükut et istiğfar et. Biliyorlar. Sonra rejim gelecek. Gene kalbi razı olmadı. Geldi ya Resulallah dedi. Benden zina sadır oldu. Bana ne lazım gelir? Resulullah Efendimiz dedi ki sende belki yanlışlık olmuştur. Olur ki boynuna sarıldın yahut da öptün zina sadır olmamıştır. Sende bir yanlışlık var, git dedi. Gitti, tekrar geldi. O günü yahut da birkaç gün sonra. Hayır ya Resulallah, benden zina sadir oldu dedi. Resulullah Efendimiz gene reddetti. Belki sen vehmediyorsun, böyle bir şey sadir olmamıştır. 4 defa geldi. 4'ünde de Peygamber Efendimiz 3'ünde reddetti. 4. gelişinde daha reddedilmez. Çünkü bir adamın 4 defa ikrarı lazım. O da bir mecliste değil, ayrı ayrı meclislerde. Bir mecliste 10 defa ikrar etse bir ikrar sayılır. O meclisten gidecek, aradan zaman geçecek, o adam düşünecek, taşınacak olur ki bir hayal da olabilir. Şeytan vesvese edip öyle bir şey de hatırına getirebilir. Tekrar meclis değiştikten sonra gelir bir daha ikrar ederse, birinci ikrarı bir şahit, ikinci ikrarı iki şahit. Tekrar gider bir daha gelirse üçüncü şahit. Dördüncü de geldi mi 4 şahit. Zaten zinada 4 şahit olmamış rejim edilmez. Ya 4 şahit olacak yahut kendisi 4 defa ayrı ayrı meclislerde itiraf edecek. Dördüncü de itiraf ettiği gibi Resulullah Efendimiz dedi ki bunu alın götürün rejim edin. Aldı götürdüler Harra Garbiye'ye. Yani şimdiki Hanbeliye tarafı diyoruz ya orası Harra Garbiye. Götürdüler. Hatta Harre'ye varmazdan evvel Mescid-i Gamame'nin yerine evvela götürdüler. Meydanlığa. Meydanlıkta taşlamaya başladılar. Taşlar az orada. Taşları taşladılar. Görünceye kadar vurdular. Ondan sonra geldiler. Dediler ya Resulullah böyle böyle oldu. Yaralandı. Fakat koşarak oraya gittik. Orada taşlar çoğaldı. Tamam ettik. Dedi ki keşke bıraksaydınız. Madem taş tükendi bıraksaydınız. Ya Resulullah emretmedim biz. Bırakamadık. Sonra sahabe arasında ihtilaf oldu. Maiz imanlı mı gitti, imansız mı gitti? Bir kısmı dedi ki bu adam tevbe etti. Ondan sonra rejmeden razı oldu. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri işte bunu kefaret sayar, bunu affeder. Bir kısmı dedi ki bu günah-ı kebiri işledi. Zina etti, zina üzerine öldü, bu imansız gitti. Dedi, kudu oldu dediler, ya Resulullah Efendimiz içimizde, gidelim soralım. Geldi Resulullah Efendimiz'e sordular ki, ya Resulullah millet ihtilaf etti, maiz imanlı mı gitti, imansız mı gitti? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, maiz öyle bir tevbe etti ki, onun tevbesini bütün ehli dünyaya taksim etsen hepsine yeter. Böyle bir tevbe. Çünkü canını feda ediyor, laf değil bu. Sonra kendi isteğiyle, arzusuyla illa bu günahtan temizleneyim diyor. Onun tevbesini bütün ehli dünyaya taksim etsen getir buyurdu. İşte burada diyor, bu maiz meselesi bu.
حدثنا علي بن معبد قال حدثنا الأسود عن عامر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمبر فمنذ رجم ماعزا ماعزي رجم اتبردي ولم يذكر جلدا جلد ذكر اتمدي يعني gidin evvela yüzüne yenek vurun sonradan da rejim edin yok demedi doğrudan doğru rejim edin dedi demek ki cert yok yüzüne yenek vurmak yok fîmâ zekârnâ min zâlik işte bu zikrettiğimiz şeyde fîmâ mâ zekârnâ min zâlik işte bizim bu zikrettiğimiz rivayetlerde hadislerde orucudur mâ bir hekim orucudur ki yedüllü delalet eder alâ enne haddel muhsen muhsenin haddi evli adam zina ederse onun üzerine tereddüt eden ceza huver recmu, recimdir. Dûnel celde yenik vurmak yoktur. Çünkü zaten öldüreceksen, adamın içine azaba sokacaksın. Yüzde yenik vur, adamı azap et, ondan sonra öldür. Fe'in gâle gâilun, bir adam itiraz etse ki, velime lâ kâne mâ fî'r recmu vel cel. Siz yok diyorsunuz, peki hem recim hem cel olmasın, olmasın. Da evlan için daha evle olmasın. Mimma fihi recmu hasse. Siz yalnız recim diyorsunuz. Adam daha evlasi o ki hadisler mütearizdir. Öyle de hadis gelmiştir. Adam evvela yüz değnek vurulsun sonra da recm edilsin. Bu daha evla değil mi? İki hadisle de amel edilmiş olur. Zaten ölmüyor mu adam işte? Ölüyor da fakat bir de bir temamı var. Madem öteki hadiste hem celd hem de recim var, o hadisle de amel et diyor. Evvela vur, iyice azabı arsın, ondan sonra da öldür. Böyle daha evla değil mi diyor. Kîle lehu. Bu adama denilir ki, evet senin dediğin doğru. Eğer iki hadisle amel etmek lazımsa ona yüzde yenik vurulur, recim de ederiz. Çünkü yalnız recim etmede yüzde yenik vurması noksan kalıyor. Öyleyse o hadisle amel edilirse yüzde yenik vurulsun, sonradan da recim edilsin. İki hadisle de amel edilmiş olur. Kîle lehu, o adama cevaben denilir ki li delâletin biz yalnız recim vardır, celt yoktur. Bunu söyledik, bir şey delalet ettiği için buna. Öyle şey ki dellet, delalet etti alâ neshil celdi ma'ar recmi. Recimle beraber celdin olması var idi, nesh edildi. Bu nesh edildiğinden dolayı celde biz müterif değiliz. Var imiş evvel İslamiyet'te, evvela değnek vurulurmuş, sonradan da recm edilirmiş, fakat bu nesk edilmiş, yalnız recm kalmış. Vahiyye, bu nesk, nesk'e gelince bu da diyor, enna ra'eyna biz gördük, asla ma kâne alel zâni, zâni üzerine olan cezanın asli, kable en nüferriqe beyne hükmihi, izâ kâne mühsinen ve beyne hükmihi, izâ kâne gayre mühsin. Zani ister bekar olsun, ister evli olsun, ister mühsen olsun, ister gayrı mühsen olsun. Bunun aslı, ona tereddüt eden ceza ne? Tefrik etmeksizin cezayı aradık, aslını bulduk. مَا وَصَفَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ف۪ي كِتَابِهِ لِقَوْلِهِ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de zaniye şu hükmü, şu cezayı vermiş. اِسْتَعَذُ بِاللّٰهِ وَاللّٰتِي يَاتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Kur'an-ı Kerim'de asıl bu cezayı burada bulduk. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَاَلَّاتِ Şöyle bir kadınlar ki يَاتِينَ الْفَاحِشَةَ Fahişeyi getirirler. Fahişe burada neyle tefsir ediliyor? Zina ile. Min nisaikum sizin kadınlarınızdır. Festeşhidu aleyhinne erba'ten minkum. Erkeklerden sizden dört kişi şahit getirir. Bu zina etti diyor dersinizse, o kadına bir zina fahişe yaptı dersinizse, dört erkek olacak dördü de. Dört şahit getirir. Fein şehidu onlar şahit olurlarsa, dört kişi şahit olursa, فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبِيُوتِ Kadınları evlerde hapsedin. Bak burada da hemen kadını götürür, rejim edin demedi. Ya فَاَمْسِكُوهُنَّ O kadınları imsak edin, tutun, فِي الْبِيُوتِ Yani dışarıya bırakmayın. Yabancıların yanına bırakmayın. Ne vakıta kadar? حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتِ Ölüm gelip de onları ölünceye kadar evde hapsedin. Hapiste kalacak.
اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Yahut da Allah-u Teala onlara bir yol kılacak. Şimdi ilk ceza bu. Zani olan bir kadın evde hapsedilecek. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ne vakıda kadar? Ya ölür kurtarır yahut Allah-u Teala ona bir yol kılar. اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Cenab-ı Hak bu hükmü nesk edeceğini işaret etti. Bir ev getirdi. Cenab-ı Hak bunları bir yol kılar. Yol kılar ne? Yani işaret var ki bu hüküm nesk edilecek. Evde hapsedilmesi nesk edilecek. Onun için Peygamber Efendimiz yukarıki hadis-i şeriflerde ne buyurdu? Cenab-ı Hak bu kadınlara bir yol kıldı. Yol ne? Eğer kadın bekarsa yüzde yenek vurulacak. Bitti. Yok. Evli ise rejim edilecek işte bu. Yani azaptan kurtardı. Bak evde hapis azasından kurtardı. Bu bir yol oldu işte. Şimdi burada bu hükmün aslını beyan ettikten sonra diyor ki فَكَانَ هَذَا وَعَدُّ الزَّانِيَ Zani olan bir kadın haddi buydu. اَنْ تُمْسَكَ فِي الْبِيُوتِ حَتَّى تَمُوتَ وَيَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Evde hapsedilecek, hatta öyle kurtara yahut da Allah-u Teala ona başka bir yol kılar. ثُمَّ نُسِخَ بِقَوْلِهِ Sonra bu nesk edildi. بِقَوْلِهِ Peygamber Efendimiz'in kavli şerifiyle خُذُوا عَنِّي Siz benden alınız ehkam-ı ilahiyeyi فَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Cenab-ı Hak onlara bir yol kıldı. Yani evde hapiste ölmesi azap içinde olacak. Allah-u Teala onlara bir yol açtı. O da nedir? فَزَكَرَ مَا قَدْ زَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ عُبَادَةِ بْنِ الصَّامِدِ İşte Übadet-i bin Sabit'in hadisindekini zikreyledi. فَكَانَ ذَٰلِكُ وَالسَّبِيلِ İşte sebil oldu. Yol. اَلَّذِي قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى وَيَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Cenab-ı Hak onlara bir yol kılar dedi ki işte o. Übadet-i bin Sabit'te ne dedi? Cenab-ı Hak bunlara bir yol kıldı. فَجَعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ السَّبِيلِ Cenab-ı Hak o sebil, o yolu kıldı. عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَهُ beyan ettiği şey üzerine ala lisan-ı nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kendi peygamberinin lisanı üzerine beyan etti. Cenab-ı Hak onlara yol kıldı. Ayet mi indi? Yok. Peygamberin lisanıyla o yolu bildirdi. Ve farade fî zâlik bu mesele yani zina hakkında farz kıldı. El celde ve recme ale seyyibi evli olan üzerine yüzde yenek vurulacak, bir de rejim edilecek. İşte yolu o bir. Vel celde vel nefki ala gayri seyyib. Evet. Bekar olanlara da yüzde yenek vurulacak ve sürgün edilecek. İşte o ayeti kerimede ta ölünceye kadar kalsın diye onun yolu böyle oldu. Celt, tarif ile yahut da celt, rejim ile beraber oldu. فَعَلِمْنَا Biz bildik ki enne zâlike الْقَوْلِ Bu kavul قَدْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den sadir oldu. بَعْدَ نُزُولِ هَذِي الْاَيَ Bu ayet nazil olduktan sonra اَوْ يَجَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Bu ayet nazil oldu. Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in lisanıyla sebil kılındı, tehrif edildi. وَاَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ نُزُولِ الْاَيَ Ayetin nüzuluna tekaddüm etmedi. وُجُوبُ الرَّجْمِ عَلَى الزَّانِي Zaniye, rejim, vücubi tekaddüm etmedi. Bu ayet nazil olmasından evvel rejim var mıydı? Yok. Rejim de yoktu. Ya neydi? Hapis vardı. Sonra ayet nazil oldu. Ayetten sonra rejim Peygamber Efendimiz'in lisanından, lisaniyle beyan edilmiş oldu. لَاَنَّ حَدَّهُ Zaninin haddi كَانَ عَلَى مَا وَصَفَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de vesfettiği gibi مِنَ الْحَبْسِ فِي الْبِيُوتِ Evlerde hapis idi. Had buydu evvela. Ta ayeti kerime nazil olduğu vakıtta buydu. Sonra وَلَمْ يَكُمْ بَيْنَ قَوْلِهَا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Bu ayeti kerime ile ve beyni hadis-i ubade, ubadenin hadisi arasında olmadı. Hükmün ahir, başka bir hüküm de olmadı. Bir ayette var, hapis meselesi. Bir de sonra Resulullah Efendimiz'den rivayet etti Übadet-i bin Samit. O da celt, tarib ile beraber yahut celt, recm ile beraber. Arada başka bir hüküm de yok. Diyelim ki yani arada bir başka türlü hüküm var diye. Fe'alimna biz bildik ki enne hadisi Übadet'e Übadet-i bin Samit'in hadisi kâne ba'de nüzulü'l ayet. Ayetin nüzulundan sonra oldu. Ve enne hadise ma'iz Ma'iz'in hadisi ise ellezî se'alehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sordu ona fihi onun hakkında en ihsani
mühsen midir, değil midir, evli midir, bekar mıdır? Hazreti Muayyizen ettiği vakitte onu sordu. Ne için sordu? لِتَفْرِقَتِهِ بَيْنْ حَدِّ الْمُحْسَنِ وَغَيْرِ الْمُحْسَنِ Mühsenin haddi ile gayri mühsenin haddinin arasını ayırmak için. Mühsen olursa, yani evli olursa rejim edilecek, gayri mühsen yani bekar olursa celd edilecek. Ve hadisi Ebu Hureyre'te ve Zeyd ibn Halid el-Cüheni, bir daha Ebu Hureyre ve Zeyd ibn Halid el-Cüheni'den geldi ya, bir rivayette ki ennehu ferraka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ayırdı. Fihi ve hadiste beyne hükmil bikri ve seyyib. Bekarına, evet, bekarının evlinin cezalarını ayırdı birbirinden. Fece'ale kıldı alel bikri, bekar üzerine celdemiye ve taribam. Yüzde yenek vurmak ve bir sene sürgün etmek. Ve alel seyyibi, evli üzerine de kıldı. Er recme, recme kıldı. İşte bu hadis de müteahhirun anhu. Hazreti Übade'nin hadisinden sonradır. Yani hadis iki türlü geldi. Birisi Hazreti Übade'nin rivayeti, bir de Ebu Hureyre ve Zeyd ibn Halid'in rivayeti. Ebu Hureyre ve Zeyd ibn Halid'in rivayetleri daha müteahhir oldu. Fekâne zâlik. İşte Ebu Hureyre ve Zeyd ibn Halid'in rivayet etmiş oldukları hadis oldu. Nâsıhan lehû. Übade-i ibn-i Samit'in rivayetini nâsıh oldu. Leenne mâ teahhere min hükmü Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in hükmünden teahhur eden bir şey, yensehu ma tekaddemen minhu, evvelden olan hükmü nesh eder. Burada da o onu nesh etti. Nesh-i isbat etti. Felihâze kâne, bunun için oldu. Mâ zekerna min hadîse Ebu Hureyre'te ve Zeyd ibn-i Halid. Hazreti Ebu Hureyre ve Zeyd ibn-i Halid'in hadisinden zikredilen şey oldu. Ve hadisi maiz. Hazreti Maiz radıyallahu anh'ın vek'esinden hasil olan vek'eden anlaşıldı. Evet, bunlar oldu. Evla min hadisi ibadete. Ubade'nin rivayet etmiş olduğu hadisten daha öyle oldu. Me'emâ kad şedde minen nazari sahih. Nazari sahih de bunu tebliğ ediyor. Allahu Teala alem ve sallallahu aleyhi ve sellem. Me'emâ kad şedde minen nazari sahih. Diyor ki bu mühsenin recmi hakkındaki hükümler iki türlüydi. Evvelce hem değenek vurulması hem recm edilmesi vardı. Fakat sonradan nesh edildi, yalnız recm kaldı. Cihet nesh edildi. Bunu da Hazreti Ebu Hureyre ve Zeyd ibn-i Halid radıyallahu teala hadisleri ve Hazreti Maiz'in kıssesi bunu ispat ediyor. Me'emâ gad şedde minen nazari sahih. Me'emâ gad şedde minen nazari sahih. Sahih bir nazar, sahih bir kıyas da bunu böyle teyit ediyor onunla beraber. Yani kıyas da bunu teyit etmekle beraber nasıl sabit oluyor? Neyi sahih? Kıyas, kıyas, nazari sahih. Evet. Ki yani kıyas, kıyas da bunu teyit ediyor. Evet, celdin sonra celdin nesh edilmiş. Tamam. Evvela hüküm celd ve rejim idi. Evet. Fakat sonradan yalnız rejim kaldı. Evet. Celd o iki hüküm. Hazreti Ali radıyallahu teala'nın ibadet-i bin sabit esasen hadisi rivayet etti ya. Evet. Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Bekarlar yüz değenek vurulacak, sürgün edilecek. Evliler de yüz değenek vurulacak, rejim edilecek. Sonradan da Hazreti Ebu Hureyre ve Zeyd ibn Halid radıyallahu anh'a dediler, bir adam geldi, oğlu bir kadınla zina etmiş, o da 100 koyun ve bir de bir köle vermiş. Sonra ulemaya sormuş, demişler ki yok, onun ailesine rejim, senede sen oğluna da değenek lazım. Geldi Resulullah Efendimiz'e sordu, evet dedi. Kitabullah, Kitabullah'ın hükmü bu. Sen o koyunu, adamı gerisi geri al, senin oğluna 100 değenek vurulacak. Bunun kadını da itiraf ederse rejim edilecek. Gönderdiler, kadın da itiraf etti. İtiraf etti ve rejim ettiler. Öyleyse değenek vurulması kime kaldı? Bekara kaldı. Sürgün yok onda. Evli adam, mühsen adamda da değenek vurulması yok. Doğrudan doğru rejim edilecek. Evvelki hadise ne diyoruz? Diyoruz ki o hüküm vardı, nesh edildi. Nesh edildi. Çünkü Resulullah Efendimiz iki hüküm vermiş. Evvela öyle, sonra böyle. Sonki hüküm evvelkini nesh eder.
Buni böyle diyor, biz ispat ettiğimiz gibi me'ama şununla beraber ki kat şed, kat şudde teşdid edildi, kuvvetleştirildi bizim dediğimiz minen nazari sahih, yani nazari sahih. Dökülür öyle demek. Yani kıyasıyla. Sonra yarım içine bir daha çay verme. Yarım içenler o yere koymasın, kaldırsın bir şeyi. İçsin, bitirsinler. Ve zalik, bu kıyasla nedir? Enna ra'eyna, biz gördük. El-ukubati, tereddüb eden ukubati gördük. Azaplar, öyle ukubat ki el-müttefeka aleyha. Kanun üzerine ittifak edilmiş ukubati gördük. Nerede? Fintihakil hurumati, hurumatın intihakında. Allah'ın haram görmüş olduğu şeyleri irtikab edenlere tereddüb eden ukubati gördük. Evet. Kullaha, hepsini gördük. İnnemâ hiye, o hürumat, o azab, şeyün vâhidün, bir şey. Herhangi bir ceza, bir tek iki ceza gelmiyor. Evet. Minzalik, bundandır işte. Tek cezalı olan ukubattandır. Enne arayına, biz gördük. Enne sârike, hırsız, aleyhil kat'u, ona elini kesmek vardır. La gayru, başka bir şey yok. Yani hem değnek vuralım, hem de elini keseriz. Yok, yalnız elini keseriz. Vel gâzifu, gâzif, yani namuslu bir kadına söken, ona zina isten edene gâzif derler. Aleyhan üzerine olucudur. El celdu, değnek, la gayru, 80 değnek vurulacak. Başka ceza, başka ceza yok. Bir şey. İftira edene. Evet. İftira etti mi, 4 şahidine ispat edecek. Yoksa ona değnek vurulacak. 4 şahidine o kadına zina isnat ettiği yahut da erkek bir adama zannedir derse 4 şahidine ispat edecek. Gedemezse kendisine 80 değnek vurulacak. 80 değneğinin beraber başka bir ceza da var mı? Yok. فَكَانَ النَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ اَيْدًا. İşte bunun üzerine kıyasen oldu ki en yekûne ola kezalik, böylece ola الزَّانِ الْمُحْسَنِ, başından nikah geçmiş olan zaniye tereddüb eden hukubat da bir şey ola. Aleyhi şeyun vahid, anın üzerine bir şey olucudur. La gayr, iki değil. O da ne? Eğer bekar ise değnek, evli ise racim. Feyekun aleyhi, anın üzerine olur. Yani mühsen ise er recmu, racim olur. Ellezi, öyle bir racim ki kadüttüfika ittifak olundi ennehu o recim aleyhi, anın üzerine orucudur. Birinci mezhep sahipleri de recim var diyor. İkinci mezhep sahipleri de recim var diyor. Bunda ittifak var. En yekûne kezâlik, böylece ola ezzânil mühsen. Evet. Mühsen olan zâni böyle ola aleyhi şeyin vâhidin la gayr. Onun üzerine bir şey vardır. Fe yekûn aleyhi recmu ellezî kad ittufika ennehu aleyhi. Müttefekun aleyh olan recim onun üzerine orucudur. Ve yentefi anhu, o adamdan, zaniden müntefi olur. El celdüllezi, şul bir kötek ki lem yuttefek, ittifak olunmadı ennehu aleyh, anın üzerine vardır, yoktur, bu ittifak olunmadı. Bazı onun üzerine celde var, bazıları yok dediler. Bunda ittifak yok. Recimde ittifak var. Recim edilir. İhtilaflı olana zaten biz onu ispat ettik ki neshedilmiş. Bu yok. Şu halde kıyasa baktık ki haram irtikab edenlere bir ceza veriliyor. Öyleyse zinada da bir cezaya kıyasen, ona kıyasen, kıyas ederiz ki bir ceza var. O da ne var? Müttefekun aleyh olan recim var. Kötek yok. Ve hâzâ kavlu ebi hanifete ve ebi yusuf ve Muhammedin rahmetullahi aleyhi mecmai. Bu iç imamın kavilleri de budur. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ, bir adam itiraz etse, dese ki وَكَيْفَ يَجُوزَ اَنْ يَكُونَ ذَٰلِكَ مَنْسُخٌ, siz diyorsunuz ki bu evvelki hüküm mensuhtur. Yani bekar bir adama yüzde yenik vurulacak, bir sene nefh edilecek. Orada bir sene nefhini kabul etmediniz. Mensuhtur dediniz. Mühsen olursa yüzde yenik vurulacak, sonradan rejim edilecek. Siz diyorsunuz ki kötek mensuhtur, kötek daha vurulmayacak, rejim edilecek. Bunu nasıl diyorsunuz? Halbuki biz başka bir deliller getireceğiz ki mensuh değil. وَقَدْ عَمِلَ بِهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ,
Siz buna mensup diyorsunuz. Nasıl mensup olur ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ali bunu da emel etti. Ebu Bekir gelmiş gitmiş, Ömer gelmiş gitmiş, Osman gelmiş gitmiş, Hazreti Ali gelmiş. Emirül müminin olmuş. O vakitte o birinci hadiste Übadetü bin Samit'in rivayetiyle amel etmiş. Yani mensuk olmadığını ispat ediyor. Ba'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ali amel etti. Fezekere, o itiraz eden adam zikretti. Maşhur bir rivayeti ki قَدْ حَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَ bize Ali İbn-i Şeybe'den geldi diyor. Yani Hazreti Ali amel ettiğini senediyle ispat ediyor. İmam-ı Tahavi diyor ki bize bu hadisi Ali İbn-i Şeybe rivayet eylece. قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ ona da Yahya bin Yahya rivayet eylemiş. قَالَ حَدَّسَنَا أَبُ الْأَحْوَسِ Ebu Rahves rivayet etmiş ona an Simakin Simak'tan o da an Abdurrahman ibn Ebi Leyla Abdurrahman ibn Ebi Leyla'dan rivayet eylemiş kâlet Abdurrahman ibn Ebi Leyla dedi ki cât imratun bir kadın geldi min Hemdan Yemen'de Hemdan kabilesi var bu Hemdan kabilesinden olan bir kadın geldi yukalu leha o kadına da derdiler Şuraha Şuraha derdiler ismi İlâ Aliyyin radıyallahu anh, Hazreti Ali'ye geldi. Fekâlet, o kadın dedi ki, inni zeneytum. Dedi ki, zina ettim dedi kadın, itiraf etti. Fereddaha Hazreti Ali onu reddetti. Hatta şehidet alâ nefsihâ erbe'a şehadet. Dört defa kadın geldi, zina ettiğini itiraf etti, Hazreti Ali reddetti. Birinci de reddetti, ikinci de reddetti, üçüncü de reddetti. Dördüncü de, artık dört şehadet, dört şahit yerine kaim oldu. فَاَمَرَ بِهَا Hazreti Ali radıyallahu anh emretti o kadın için فَتُولِدَتْ ona yüz değnek vurdular. ثُمَّ اَمَرَ بِهَا sonra tekrar emretti o kadına فَرُجُمَتْ resmi olundu. Evvela emretti ki bu kadın kendi zina ettiğini itiraf ediyor, kendisi de evliymiş. Buna yüz değnek vurun, yüz değnek vurdular. Aşağıda geliyor ki yevm-i hamis idi. Değnek vurdular. Cüm'e günü de rejim edildi. E siz diyorsunuz ki bu Übadetü bin Samit'in rivayet ettiği hadis mensuptur. Mensup olsa Hazreti Ali radıyallahu anh emel eder miydi? Etmezdi. Öyleyse sizin mensup diye ettiğiniz dava yanlış. Mensup değil. İtiraz da kuvvetli ha. Haddesena Rahü bin Fereç. Bu birinci hadis. İkincisi diyor gene İmam-ı Tahavi diyor ki Rahib ibn-i Ferec bana rivayet eyledi. Kale haddesene Yusuf ibn-i Adi. Kale haddesene Ebu'l-Ahves fezekere bi isnadihim. Yine Ebu'l-Ahves'den o da Simak'tan o da Abdurrahman ibn-i Ebi Leyla'dan aynı hadisi şerifi rivayet etti. Haddesene Abdurrahman ibn-i Amr'in iddimişkiyyü. Kale haddesene Muhammed ibn-i Bekkar ibn-i Bilal. Kale haddesene Sa'id ibn-i Bişir'in. أن قتادة عن الرضراد بن أسعد قال شهدت علي رضي الله عنه رضراد بن أسعد diyor ki ben Hazreti Ali'ye şahit oldum celede şurahete şuraha denilen kadını celd etti yani yüz değnek vurdu sümme racemaha sonra da rejim etti öyleyse celd var yüz değnek vurulacak sonra da rejim edilecek حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا موسى بن أعين عن مسلم الأعور عن حبة العوفي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أتته شراحة شراحة حضرت علي قال فأقرت عنده حضرت علي عند إكرارتك أنها زنت وزنيت مش فقال لها علي حضرت علي رضي الله عنه وقدنا لذلك فَلَعَلَّكِ غَدِبْتِ نَفْسَكِ Ümit var ki sen nefsine gazap ettin. Onun için ben zina ettim diyorsun. Yani zina etmemişsen de kendi nefsine gazap etmişsin. Kendini iftira ediyorsun. Kendini öldürmek istiyorsun. Hani intihar edenler var ya adam bakıyorsun. İntihar etti kendisini öldürdü. O da öyle bir ya cinnet gelir yahut da bir kızgınlık neticesine de ben nasıl edeyim, ben böyle diyeyim de beni rejim etsinler de öleyim. لَعَلَّكِ غَدِبْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ O kadın dedi ki, اَتَيْتُ طَائِعَةً غَيْرَ مُكُرَهَةٍ O senin dediğin
Ya emirel müminin icbar edilir de cebren ona zina ettirilir de o da kızar, vay bana böyle yaptılar, öyleyse ben de gideyim söyleyeyim de beni rejmetsinler. Ben böyle bir şey olmadı, ben kendi istekimle bu zinayı yaptım dedi. Tayyaten dedi ki bu kendi arzumla, beni kimse ikrah etmedi. Böyle itiraf etti. قَالَ فَأَخَّرَهَا Kadın da hamileydi. Onu tehir etti Hazreti Ali. Hatta veledet. Hatta çocuğu doğurdu. O velezzet demiş. Veledet hareket. وَفَتَمَتْ veledeha Çocuğunu da emdirdi. Çocuğunu da sütten kesti. Emdirmenin müddeti de iki sene ya. Çocuğu doğurdu. Çocuğu evet emdirdi. Onu da sütten kesti. Sümme celedeha. Ondan sonra kadın geldi ki ya emir-i müminim, işte hani çocuk da şeydi, sütten kesildi. Bu beni bu günahtan temizle. Ne yaptı Hazreti Ali radıyallahu teala? Ona celd etti. Sümme celedeha bi ikrariha. Kendi ikrar ettiğinden dolayı, kendi ikrar ettiğinden dolayı ona yüzde yenik vurdu. Sümme defeneha fil rahbeti. Sonra rahbede eyl fedail vasiyah. Geniş bir sahrada onu bir çukur kazdı, gömdü. İlâ menkibiha, omuzlarına kadar. Omuzlarına kadar toprağı gömdü ki, yani vücudu açılmasın. Sümme remâhâ huve. Hazreti Ali radıyallahu teâlâ taşı aldı, ona attı. Evvelen nâs. En evvel Hazreti Ali aldı, onu taşladı. Sümme kâle, sonra dedi ki, ürmû, siz de atınız. Onları da taşladılar, kadını orada reşmettiler. Kadın öldü. Sümme kâle Hazreti Ali radıyallahu teâlâ buyurdu ki celettuha bi kitâbillâhi teâlâ. Ben buna değnek vurdum Allah'ın kitabıyla, Allah-u Teâlâ. Kur'an'ın da öyle diyor. Fecdidûhâ ve yineteyni bi fâhişetin ve yineteyni fecdidûhünne, değil mi? Onları siz yüz değnek vurun. Bu Allah'ın kitabıyla ben buna yüz değnek vurdum. Ve recemtuha, recmi de yaptım bir sünnet-i Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de recim yok. Ya o Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle de recm ettim dedi. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu teala bu köteki vurmuş, recmi de yapmış. Mensuh olsaydı yapar mıydı bunu? Yapmazdı. Haddesena Yezid ibn Sinan kâle haddesena Ebu Amir'in el-Akdiyyü kâle haddesena Şu'betü an Selamete an Şabiyyü kâle celede Aliyyün radıyallahu anh. Şabi diyor ki Hazreti Ali radıyallahu teâlâ kötekledi. Şurahete şurahi, yüz değnek vurdu ona yevmel hamis, hamis günü. Ve recemeha, onu recm etti yevmel cüm'ati, cüm'e günü de recm etti. Fakat şimdi iman meselesi, bir gün evvel yüzde yenek yiyen bir kadın o 20 o geceyi ertesi gününe kadar ne azapla geçirdi? O kötek laf değil, daha yüzde yenek yemiş bunu. İşte bu gece o azap içerisinde kaldı, ertesi günü de rejmedildi. Ve kâle Hazreti Ali buyurdu ki celettuha bi kitâbillâhi teâlâ, Allah-u Teâlâ'nın kitabıyla ben buna değnek vurdum. Ve recemtuha bi sünneti Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz'in sünnetiyle de recm eyledim. Binaenaleyh sizin nesih davası suya düştü. Bu evvelce Übâdet ibn-i Samit'in hadisiyle emel edilecektir. İşte Hazreti Ali radıyallahu teâlâ emel etti. Bunu Hanefilere karşı itiraz etti birisi. Buna cevap verilecek. Cevabı nedir? قِيلَ لَهُ Bu böyle diyen adama cevaben denilir ki inna hada bu vaka ve in kana kad ruyan Ali radıyallahu anh, Hazreti Ali'den bu muhakkak rivayet edildi. Kema zekerna, bizim zikrettiğimiz gibi Hazreti Ali şurahayı hem celd yaptı hem de rejm etti. Bu böyle, bunu inkar etmiyoruz. Bu vaki. Fakat öte taraftan sahabelerden başkaları da başka türlü yaptı. فَإِنَّ غَيْرَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali'den başkası min ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz'in ashabından başkalarından قَدْ رُوِيَ عَنْهُ
bu başkalarından rivayet edildi. Yahut da kadreba o ashabın bazileri rivayet etti. Anhu Peygamber Efendimiz'den. Fî zâlik bu meselede hilâf-ı mâ kad rûyen aliyyin radıyallahu anh. Hazreti Ali. Femin zâlik diyor işte. Ondandır. Hazreti Ali'nin rivayetinin hilâfına gelen rivayetlerdendir. Mâ haddesena Yunus. Yunus'un bize rivayet etmiş olduğu hadis. قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا واقد الليثي ثم الأشجعي أبو واقد الليثي كي سورة أشجعي ولدي ليس كبيلسن دلمش سورة أشجع كبيلسي يا أشجع كبيلسي ليس كبيلسنن بير فرعي يقول او كبيلسن شكمش ونو اوتكنين تاكدمش بو أخبره Ebu Vakit haber verdi ki وَكَانَ مِنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'in eshabından idi. قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عَنْدَ Ömer. Biz Ömer'in yanında oturuyorduk. مَقْدَمَهُ Hazreti Ömer'in kudumu vaktinde eşşama şama. Bil cabiye cabiyede. Cabiye Şam'ın kenarında bir şehir. Şimdi Şam'a karışmış oldu. Orada Hazreti Ömer radıyallahu anh Şam'a kadar geldi. Cabiye'de onun yanında biz oturuyorduk. Etahu racülüm bir adam Hazreti Ömer'e geldi. Fekale dedi ki ya emir el müminin innem ra'eti zenet bi gulami benim ailem, benim kölemle zina etti. Dedi bu adam. Fehiye hadihi işte bu ailem de burada ta'terifu bizalik. Zina ettiğinde itiraf ediyor. Buna ne lazım gelir? Yani kadın da itiraf ediyor. فَاَرْسَلَن۪ي Bu adam diyor ki Hazreti Ömer beni Ebu Vakit'i gönderdi. Beni gönderdi. فِي رَحْدٍ bir cemaatle beraber اِلَيْهَا kadını. نَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ Sormak için gidelim kadından soralım o cemaatle beraber ki cemaat dediğin en aşağı 4 şahit olacak. Kadının itirafı doğru mu değil mi? Fecituha ben o kadına geldim. Feizahiye cariye. Baktım ki genç. Hadisetüs'in genç yaşında bir cariye. Evet. Cariye demesi burada yani köle demek değil. Yani genç bir kız. Evlenmiş. Fekultu ben ona bir kendi nefsimde dedim ki Allahümme efric faha el yevm amma şi. Allahümme ya Rabbi, efric, senkaç et, aç, faha bu kadının ağzını, el-yevm bugün, emma şeyde. Ya Rabbi sen nasıl diliyorsunsa bu kadının ağzını öyle aç, öyle konuşsun. Meşiyet-i ilahiye nasıl bilmiyoruz. Ya Rabbi sen nasıl arzu ediyorsan kadın inkar etmesi mi doğru, ikrar etmesi mi doğru, artık sana kalmış. Meşiyet-i ilahiye nasıl ise ya Rabbi o şekilde bu kadını konuştur. فَسَأَلْتُهَا ben bu kadına sordum. وَاَخْبَرْتُهَا haber verdim. بِلَّذِي ol bir şeyi ki قَالَ زَوْجُهَا zevcünün dediğini. Senin zevcün geldi, bunun kölesiyle sen zina etmişsin diye iddia ediyor. Bu doğru mu? فَقَالَتْ o kadın dedi ki sadak. Doğru söylüyor bu. Doğru söylüyor. فَبَلَّغْنَا ذَٰلِكَ عُمَرَ biz geldik Hazreti Ömer'e bunu tebliğ ettik ki kadın itiraf ediyor. فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا Hazreti Ömer radıyallahu anh emretti ki götürün bunu rejim edin. Ha? Hani burada değnek vurmadı Hazreti Ömer. Hazreti Ömer eğer değnek vurulsa diyecekti ki en evvela 100 değnek vurdu, sonradan da rejim etti. Hazreti Ali evvela 100 değnek vurmuş, sonradan da rejim etmiş ama Hazreti Ömer doğrudan doğru rejim etmiş. Bu rivayetin birisi ikinci bir hadis daha getiriyor. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أتاه رجل وهو بالشام عمر شام دايكن bir adam ona geldi فذكر له حضرة عمر خبر verdi ki أنه o kendisi وجد من امرأته رجلا kendi ailesini bir adamla beraber buldu. Demek o zinayı ederken bu ikinci hadiste adam üzerlerine varmış. Evet. فَبَعَسُ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ اَبَا وَاقِدِ الْلَيْسِيَّ
Hazreti Ömer Ebu Vakid'i gönderdi. İlemraetihi, o adamın ailesine, liyeselaha, sorsun en zalike bunda. Yani o kadına soracak ki sen bu köleyle zina ettin mi etmedin mi? Feetaha, Ebu Vakid kadına geldi. Ve indaha nisbetun havleha, etrafında da bir takım kadınlar o kadının etrafında toplanmışlar. Yani kadını yalnız bulmadı, başka kadınlarla beraber buldu. Fezekere leha, o kadına zikretti, söyledi. Ellezî kâlehu zevcuha, zevcünün söylediğini, yani bu zina meselesini ona sordu. Ki bu senin kocan geldi, Lü'mer ibn-i Hattab, Ömer ibn-i Hattab'a senin zina ettiğini söyledi. Ve ehbereha, Ebu Vakit kadına da haber verdi ki enneha, o kadının kendisi, la tu'hazu, ahzolunmaz bi kavlihi, kocasının böyle demesiyle ahzolunmaz. Kocasının gelip de benim kadınım zina etmesin etti demesiyle kendisi muahaze olunup üzerine bir ceza tereddüt etmez. Eğer kendisi itiraf etmezse. Ve ceale yulakinuha, Ebu Vakit başladı kadına telkin ediyor, öyle diyor. Eşbaha zalik, bunun gibi şeyleri. Yani kocanın haber vermesinden korkma, onun haber vermesinin bir şey tehlikesi yok. Yani ona öğretmek istiyor ki inkar et. Yapmadım diye. Ona bu gibi şeyleri telkin ediyor. Ne için bunları, benzer şeyleri telkin ediyor? لِتَنْتَزِعَ, intiza etsin. Yani gerisin geri sözünden vazgeçsin. فَأَبَدْ, fakat kadın iba etti, ısrar etti. اَنْ تَنْتَزِعَ, yalanlamasını, gerisin geri dönmesinde iba etti. Ve sebetet alel itiraf, etrafında sebat etti. Hayırdır, zina meselesi vakı olmuştur, ben sözündeyim dedi. Sebat etti. Fe emere biha Umar'u, Hazreti Ömer de emretti. Feru cimet rejim edildi. Burada da kötekten bahsetmiyor, kötek yok. Fe hadi Ömer radıyallahu anh, işte Hazreti Ömer bi hadreti ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabi Resulullah'ın huzurunda, lem yecilidha, o kadını köteklemedi, kable rejmihi iyyaha, onu rejimden evvel yüzdeyenek vursun, böyle bir şey yapmadı. Doğrudan doğru ne yaptı? Rejim yaptı. Öyleyse kötek meselesi yoktu. Fahada hilafun, bu muhaliftir lima feale aliyyum radıyallahu anhu bi şeraha. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu şerahaya yaptığının hilafınadır. Min, yaptığı da neden? Min celdihi, Hazreti Ali'nin kötek vurmasından, iyyaha şerahaya, kable rejmiha, rejminden evvel. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu teala an şerahaya yüz değnek vurdu, sonradan rejim etti. Hazreti Ömer ise Şam'daki bu meselede kadını doğrudan doğru rejim etti. Şimdi ikisinin fiili birbirine muhalif oldu. Birisinde kötek var, birisinde yok. Hangisini almak daha evla oldu? Fehâzâ, Hazreti Ömer'in yaptığı. Evlel fi'lin, bu iki fiilin evlasıdır. Yani arada iki türlü iş var. Bir Hazreti Ali'nin yapmış olduğu iş, bir Hazreti Ömer'in yapmış olduğu iş. Fakat evlası Hazreti Ömer'in yaptığı daha evladır. İndena, bizim indimizde. Niçin? Lima kad zekerna fi hadel bab. Bu babda bizim zikrettiğimiz hadislere binaen. Ebu Hureyre'nin ve Zeyd ibn Harise'nin hadisleri var. Sonra Maiz radıyallahu teala anhum bilhassa Peygamber Efendimiz kendisi onu rejim ettirmiş. Onun birisinde celde yok. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rivayetlerinde iki türlü rivayet var. Birisinde celde var, birisinde yok. Ashab-ı kirama da baktık. Hazreti Ali celdeyi yaptırmış, Hazreti Ömer yaptırmamış. Muhtelifin fih oldu. Fakat biz Resulullah Efendimiz zamanında bu iki hükmün birisi evvel, birisi sonra olduğundan sonrakini aldık. Sonraki de hangisi? Ebu Hüreyre ve Zeyd ibn Harise'nin ve Maiz'in vekaleri, Zeyd ibn Halid Harise değil. O münasık oldu, evvelkisi mensuh oldu. Kaldı Hazreti Ali ile Hazreti Ömer'in fiilleri. Onların fiillerine de gelince diyor ki biz buna itiraz etmeyiz. İkisi de olmuştur ama biz Hazreti Ömer'in ki nasih tarafını daha teyit ettiğinden o tarafı alırız.